Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir akşamüstü hayvanları yemlemeye geldim. Daha doğrusu normalde artık yemlikler olduğu için yanlarında yem var. Ama arada bir ayrıyeten yine kepek yapıyorum. Kepeğin bir avantajı, eğer ki farklı bir şey yedirmek istiyorsanız normalde yemeyeceğim. Mesela kırmızı biber gibi, pul biber gibi. Bunu normalde yemez bu hayvan. Ama bu şekilde kepeğin içine katarsanız zaten belli olmuyor. Onu çok rahat bir şekilde yiyor. Burada ben de kepeğe pul biber kattım. Çok fazla belli olmuyor ama. Yumurtlamasına iyi geldiği söyleniyor. Yani yumurtlamasına yardımcı olduğu söylenir genelde ama benim için değil. Sağlıklı olmaları için bunu ekledim köpeğin içine. Farklı noktalara da döktüm. Arada bir bunu eklemek gerekiyor açıkçası. Sindirim sistemlerini rahatlatıyor. Acı hayvanları. Hayvanların durumu da iyi. Topal olan hayvanı şu ileride iki küçük kümese koyduk. Bir tane de orada hasta var. Yine. Aslında belli bir süredir hastaydı zaten. Hala da iyileşmedi. Çok da iyileşecek gibi de durmuyor. Biraz durumu kötü. Şu an itibarıyla bir hayvanı daha kestik. Dündü yanlış hatırlamıyorsam ya da diğer bir önceki gündü. Bir beyaz bir horoz vardı. Onu kestik. 22 tane hayvan kaldı. Birisi hasta, biraz gidici duruyor. Normal köy tavukları için, yani Sussex'ler değil. Sussex'ler ayrı zaten, 12 tane onların şeyi sabit rakamı. Şu ana kadar da şükür herhangi bir ölüm falan olmadı. Umarım bundan sonra da olmaz. Ama diğerleri 22 tane kaldı. Yani çok uzun değil, yakın zamanlarda eğer ki diğerini de iyileştiremezsek bu sayı 21'e düşebilir. Onun haricinde o ayağında sıkıntı olan hayvanı da belki ileriki günlerde 15 tatilde mesela kesebiliriz. Öyle olunca sayı 20'ye falan inecek. Yani şurada şu kümeste kalan hayvan sayısı muhtemelen zamanla daha da azalacak. Özellikle horozları fazla. Yani şu an mesela şurada bile sadece 4-5 tane horoz var. Diğer köy tavuklarında. Onların horozlarını muhtemelen azaltırız. Daha da yani bir, maksimum iki kalır diye tahmin ediyorum. Çünkü yaş itibariyle büyüdükçe de sıkıntı çıkarmaya başlıyorlar daha fazla. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler.